Buyurun Ömer Bey. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyeleri, değerli daire müdürlerimiz, değerli hazirun, kıymetli basın mensuplarımız, ekranları başlarında bizleri izleyen çok değerli Manisalılar, hepinizi AK Parti grubu adına saygıyla selamlıyorum. 2013 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2013 yılında Manisa için, Manisalılar için, ülkemiz için her şeyin güzel olmasını temenni ediyorum. Bu akşam yaptığımız meclis toplantısında alınacak olan kararların da Manisa'mız ve Manisalılar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi 7 Ekim 2012 tarihinde belediye meclisinde bu salonda AK Parti grubunun red oylarına karşılık oy çokluğuyla Manisa Revizyon ve İlave İmar Planı kabul edilmiştir. Biz bu planın o günkü oylamasında red oyu kullandık. Bugün de altında imzalarımızın olduğu bir önergemiz var. Bu planı ben iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Birincisi usul açısından. Daha önce de hep ifade ettik. Belediyeler planlar yapabilir. Fakat burada uygulanması gereken yöntem, bu plandan etkilenecek olan vatandaşların önceden bilgilendirilmesi, onların görüşlerinin alınması, önerilerinin değerlendirilmesi ve o bölgede yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun rızası doğrultusunda bir planın hazırlanılarak meclise ve komisyonlara getirilmesidir. Bu aşama eksik kalmıştır. Bırakın mahallelerde yaşayan vatandaşları, belediye meclis üyesi arkadaşımızın plan askıya çıkmadan önce revizyon ve ilave Nazım İmar Planı'nın bir örneğinin, paftanın bir örneğinin isteyen dilekçesine dahi Sayın Başkan tarafından olumsuz cevap verilmiş, meclisimizin üyeleri dahi üzerinde çalışamamıştır. İkişer saatlik, üçer saatlik komisyon toplantılarında şehrin tamamını ve geleceğini ilgilendiren bir planla ilgili bir fikir ve kanaat sahibi olmamızın beklenmesi doğru değildir. Bu usul açısından yapılan yanlışlardır. Esas açısından ise yanlışları esas itibariyle saymama gerek yok. Çünkü 10.516 tane itiraz planın içeriğiyle ilgili sıkıntıları ortaya koymaktadır. Eğer bu itirazların zaten büyük bir çoğunluğu da kabul edilecek olursa ortada plan diye bir şeyin kalmayacağı, plan bütünlüğünün bozulacağı açıktır. Mahallelerimizin bir kısmında ciddi yeşil alanlar, sosyal donatı alanları oluşturulmuş. Şehrin merkezinde belli adalar yeşil alan ve otopark adası olarak ilan edilmiştir. Vatandaşlar can havliyle koşup gelmişlerdir. Verilen cevap ise sizlerin evleriniz, binalarınız kamulaştırılmayacak, daha 20 yıl oturun denilmektedir. Bu insanları bir yokluğa mahkum etmektir. Bu insanları çaresizliğe mahkum etmektir. Siz eğer bir yerde bir otopark yapacaksanız bunu yapabilirsiniz. Orayı otopark alanı ilan edip değerinde burayı kamulaştırıp buraya bir otopark inşa edebilirsiniz. Ama insanların 20 yıllarını ipotek altına almaya hiç kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. İnsanlar bu şehirde mağdur edilmiştir. 10.516 itiraz demek 50.000'in üzerinde vatandaşın huzursuzluğu demektir, itirazı demektir. Şehrin sokaklarında yürüdüğünüzde, halka sorduğunuzda bu plandan etkilenen insanların çok ciddi bir kısmının son derece huzursuz ve rahatsız olduğunu görmek son derece basittir. Görmemek ayrı bir maharet ister. Şimdi bu gerekçelerle işte sanayide dükkanların bir kısmı yeşil alana çevrilmiş, orada o olmuş, burada bu olmuş, birçok aksaklıklar ve Manisa'nın geleceğine dair köklü bir çözüm önerisi, vizyonu da olmayan bir plan. Bu plan bu iki gerekçeyle iptal edilmelidir. Şimdi Sayın Başkan diyor ki alternatifiniz nedir? Bu plan yaklaşık 2 trilyonluk bir rakama ihale edilmiş ve işe alan şirket tarafından yapılmaktadır. Muhalefet meclis üyelerinin bütçesi yoktur. Muhalefet meclis üyeleri aldıkları bilgiler doğrultusunda planı incelerler, vatandaşla görüşürler ve değerlendirirler. Birincisi bu. İkincisi de satın alınmış gazete köşeleri ve yazarları ifadesi doğru bir ifade değildir. Ben Manisa basınının, yerel gazetecilerinin satılık olmadığını düşünüyorum ve bu ifadeleri doğru bulmuyorum. Şovu bırakın diyorsunuz, kimse şov yapmıyor. Burada ama sinema izlettiren sizlersiniz. O konuşmayı yapmış, bu konuşmayı yapmış. Bunlarla burada vakit geçiriyoruz.
Burada bulunan herkes daha önce ne konuştuğunun, ne dediğinin ve ne yönde oy kullandığının farkındadır. Manisa'nın insanlarıysanız hizmet etmekten kaçınmayın diyorsunuz. Bugüne kadar hizmet etmekten hiç kaçınmadık. Doğru olduğuna inandığımız her noktada da bugüne kadar destek verdik. Daha bir ay önceki meclisteki alınmış olan kararları inceleyecek olursanız, bu kararların ciddi bir çoğunluğunda sorumlu ve yapıcı muhalefet anlayışımızın gereği destek verdiğimizi, kabul oyu kullandıklarımızı göreceksiniz. Tarih bunları unutmaz ve affetmez diyorsunuz. Evet Sayın Başkanım, o binlerce insan, 3 aydır gözyaşı dökenler bu yaşattığınız sıkıntıları unutmayacaklar ve günü geldiğinde de affetmeyeceklerdir. 1/5000'lik bir planda, 1/5000'lik bir planda bir alan yeşil alan olarak görülüyorsa 1/1000'likte o yeşil alana konut yapmak, ticaret yapmak mümkün değildir. 1/5000'lik planlar ana planlardır. Oradaki yoğunluğu belirler ve oranın ne şekilde, ne kadar nüfusun oraya yerleşeceğini ve ne şekilde değerlendirileceğini ifade eder. Dediğimiz budur. Ayıp oluyor, ucuz siyaset yapmayın diyorsunuz. Ama burada deminden beri kullandığınız ifadeler bu şehrin tarafsız ve siyaset üstü belediye başkanı olması gereken sizlere yakışmamaktadır. Ben bu sözleri sizlere iade ediyorum. Sayın Başbakanımızın konuşmalarını buradan yansıttınız. Bu başbakan ne büyük bir başbakan ki bir MHP'li belediye başkanı bile videosunu bütün Manisa kamuoyuna izletebilmektedir. Başbakanımız çok net bir şekilde ifade ediyor. Alternatifleri sunacağız diyor. İstiyorsa bulunduğu yerden vereceğiz. Bu afet riski altındaki yerlerle ilgili konuşmadır. Bir bina yıkılmak üzere ise, orada insanlar ölecekse, bu ülke deprem bölgesidir, fay hatları vardır. Eğer binanın yıkılacağı gündemdeyse, risk oluşturuyorsa, bir afet riski varsa, bu tespit edilmişse, orada yaşayan vatandaşlara önce kendiniz binanızı yenileyin diyecek, denilecektir. Eğer kendileri yenilemiyorlarsa destek verilecektir. Faiz desteği verilecektir, kira desteği verilecektir, alternatif konutlar gösterilecektir. Şunu hiç unutmayınız ki Sayın Başkanım, bu ülkenin başbakanı, milyonların gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan kimseyi mağdur etmeyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu şekilde bizim oylamamız bir revizyon imar planı iken, kentsel dönüşümle ilgili sah edilmesi gereken afet riski altındaki binalarla ilgili alınacak konularla ilgili Sayın Başbakan'ın konuşmalarını burada gündeme getirerek kamuoyunu ve Manisa'yı manipüle etmeye çalışmak son derece yanlış bir davranıştır. Daha birkaç gün önce televizyonların ana haber bültenlerinde Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu bakanımız bir kentsel dönüşüm projesinin startını vermiştir. Depreme dayanıksız olan konutlar yıkılmıştır ve orada yaşayan vatandaşların hepsinin alkışlarıyla davul ve zurna eşliğinde bu törenler yapılmıştır. Sayın Bayraktar, Çevre ve Şehircilik Bakanımız defalarca açıklamıştır. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, zorla bir şey yapmayacağız diye. Siz eğer kendinizi Tayyip Erdoğan'la kıyaslayarak, Başbakanımızın konuşmalarının içerisinden belli bölümleri cımbızla çekerek Manisa kamuoyunu manipüle edeceğinizi, Başbakan'a karşı, AK Parti'ye karşı bir düşmanlık oluşturabileceğinizi sanıyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Bunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şimdi gelelim verdiğimiz önergeler konusuna. Verdiğimiz önergeler 1/5000'lik revizyon ilave imar planının iptaliyle ilgili önergeler bugün bu mecliste oylanmalıdır. Çünkü bu konular komisyonlarda görüşülmüştür. Komisyona gitmesine gerek yoktur. Bir. İkincisi de Manisa plansız kalır diyorsunuz. Bir, zaten önergede eski plana dönüş yapılacaktır diye yazıyor. İkincisi de 1/5000'lik planın iptal olması, yürürlükteki 1/1000'lik uygulama imar planlarını iptal etmez. Biz bu önergelerimizi verdiğimiz şekilde oylayacağız. Bugün burada komisyona göndermeden kabul edeceğiz. Siz arzu ederseniz bunu yargıya taşıyabilirsiniz ve yargı bunun cevabını verecektir. Bu binlerce insanı, bu mağdur insanları, tedirgin olan insanları daha fazla tedirgin etmenin kimseye bir faydası yoktur. Gelin siz de burada bu insanları rahatlatacak bu karara tamam deyin ve insanları bu çileden kurtaralım diyorum. Benim konuşmalarımla ilgili de şunu ifade etmek istiyorum. 7 Ekim toplantısında AK Parti grubu olarak red oyu kullandık. Fakat mecliste bir irade ortaya çıktı ve sizler bir takım mahallelerden insanları buraya getirdiniz.
yerlerinize imar geliyor, yerleriniz değerleniyor diye o karar geçtiğinde 7 Ekim'de burada alkışlandı. Ama aynı alkışlayan vatandaşlarımız, pembe tablolar çizilerek buraya getirilen vatandaşlarımız bir sonraki meclis toplantısında da yandım diyerek buraya geldiler. Biz o gün dedik ki madem böyle bir irade var biz karşıyız, red oyu kullanıyoruz. Ama 1/1'likler gündeme geldiğine de katkı sağlayacağımız bir husus olursa buna katkı sağlarız demiştik. Bu söylediklerimizde bir çelişki kesinlikle yoktur. Başından beri duruşumuz net ve diktir. Bundan sonra da hizmet merkezli olmak şartıyla net ve dik duruşumuz sonuna kadar devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, başka söz var mı? Buyurun Hüseyin Bey. Sayın Başkan, izin verirseniz ben sorarım. Valla oturduğunuz yerden devam edebilirsiniz Hüseyin Bey. Yani vatandaşa karşı edecekseniz buyurun. Bu kürsü kullanılsın diye. Tabii ki. Sayın Başkan, Belediye Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri, belediyemizin değerli emekçileri, toplantımızı izleyen değerli yurttaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, bizleri televizyonların başında izleyen değerli Manisalı yurttaşlarımız, hepinizi, sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, 3-5 aydır Manisa'nın gündemini teşkil eden, tartışılan bu konuyu bugün yine kendi yöntemiyle değişik bir biçimde gerek sizlerin gerekse Manisa kamuoyunun huzuruna getirmiş bulunuyor. Hele bu huzura getirilişe Manisa'nın tek kanalı ETV'nin de aracılık etmesi bizim için bir fırsat olmuştur. Teşekkür ediyoruz çünkü canlı yayın. Her zaman için oraya çıkma imkanımız yok ama bu canlı yayın vesilesiyle oraya çıkma imkanını da bulduk. Şimdi burası bir meclistir, bir özgürlük ortamıdır. Düşüncelerimizi ifade edeceğiz, öz eleştirimizi yapacağız. Yurttaşlarımız için neler yapabileceğimizi, neler söyleyebileceğimizi ifade edeceğiz. Sayın Başkan bir de sunum yaptı. Bizlerin geçmiş dönemlerdeki konuşmalarını buraya getirdi. Ben de izledim. Öncelikle hemen ifade ediyorum. O biraz önce izlemiş olduğunuz bütün konuşmaların hepsi tarafımdan yapılmıştır. Ve arkasındayım. Huzurlarınızda, bütün kamuoyunun etrafında, huzurunda bunu ifade ediyorum. Bunda çekinilecek bir şey yok. Biz ne yapmışız yani? Niçin bu tartışmalar oluyor? Bir soru rica edebilir miyim? Niçin bu tartışmalar oluyor? Yani biz bir plan yapmayı demek beceremedik. Bir yanlışlıklar var. Nedir konu? Biz geçen sene Nisan ayında meclis gündemine bir konu geldi. Dendi ki Manisa'nın revizyon artı ilave imar planını yapalım. Evet. Hemen ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Manisa'nın gerçekten bir imar planına acil olarak ihtiyacı olduğu kanaatini taşıyoruz. Bunu tekrar ifade ediyorum. Buna hiçbir zaman karşı çıkmadık. Ama böyle bir plana değil. Neden böyle bir plana değil, onları sizlere izah edeceğim. Şimdi Manisa'nın bir fotoğrafını çekelim. Bakınız, kenardan başlıyorum. Mareşal Fevzi Çakmak, 50. yıl, Atatürk, Barbaros, Sipil, Kuşlu Bahçe, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir, Akpınar, Nurlu Pınar, Adnan Menderes. Arkasında Turgut Özal. Geçiyoruz Ulu Cami boyunca, boydan boya Bayındırlık, Dere Mahallesi, gidiyoruz ileriye doğru Keçili Köy, Kayapınar.
kentimizin her tarafı sağlıksız yapılarla donatılmış durumdadır. Ve en son revizyon imar planı da ıslah imar planları işte 1989 yılında yapılmış. O günden bugüne yasak savar gibi bazı şeyler yapılmıştır. Sayın Başkan'ı tek bir bakımdan takdir ediyorum. Cesaret etmiştir, böyle bir adımı atmıştır. Ama bu yapılan her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Manisa'nın bir imar planına gerçekten ihtiyacı vardır. Neden? Manisa'nın etrafı kuşatılmış durumda. Bunu çözmemiz lazım. Kim çözecek? Siyaset çözecek, meclis çözecek. Ama biz mecliste maalesef bir uzlaşma sağlayamadık. Neden? Ben her partinin kendi iç işlerine karışmam. O beni ilgilendirmez. Ama Manisa Belediyesi'nin meclis tablosu bize de önemli bir işlev getirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir görev yüklemiştir. Biz bu düşüncelerle Manisa'da bir imar planı yapılsın düşüncesine evet dedik. AK Parti de evet dedi. Ve ondan sonra süreç başladı, çalışmalar devam etti. Şehir plancısı arkadaşlarımız burada. Onlar teknik adamlar. Bir plan çalışması yaptılar. Ve geçen sene Nisan ayında alınan karardan sonra aşağı yukarı işte yaz aylarında çalışmaları getirdiler. Parça parça bir toplantı, daha başka toplantılar yapıldı. Biz bunlara bir şey yapılmadı demiyoruz. Biz bu toplantılara katıldık. Komisyon toplantılarına da katıldık. Yalnız bir şeyin bilinmesini istiyorum. Biz 1/5 binlik plan yapıyoruz ve bize dendi ki bu 1/5 binlik bir plandır. Bu bir kuş bakışı plandır. Bu önemli değil. Biz bunun altını binliklerle dolduracağız. Tamam, o da tamam. Ve biz çalışmalara katıldık. Bize deniyor ki işte her zaman gelip inceleyebilirsiniz. Gittik komisyon toplantılarında duvara asılan plana biraz baktık. Hatta Sayın Başkan sağ olsun odasına hapsetmiş olduğu planı bizim partimizin ilçe başkanıyla bir mimar arkadaşımıza da açtı. Onlar da gidip baktılar plana. Bakmadık değil, hepimiz baktık. Ama neye baktık biz, neye? 1/5 binlik planın duvarda asılmış olanına. Peki bu 1/5 binlik planın altı nerede? Altı. Altı yok. Ne dendi bize altı? Bu 1/5 binlik hele bir kabul edilsin. Zamanı geldiğinde biz bunu o zaman tartışırız. Bizim bilgimiz bu. Rica ediyorum, kim bana söyleyebilir? 1/1000'lik planlarla ilgili kimin ne bilgisi var? Kime ne bilgi verildi? Sayın Başkan belki biliyordur. İmar dairesindeki arkadaşlarımız biliyordur. Plancılar biliyordur. Ama ben plana destek vermiş Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1/1000'lik planlarla ilgili hiçbir bilginin sahibi değilim. Biz bu düşüncelerle yola çıktık ve kalkıp ana cadde, bir kırmızı cadde var Manisa'da. Bu kırmızı caddeyle ilgili çekincelerimizi dile getirdik ve ondan sonra görebildiğimiz kadarıyla bu plana evet dedik. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ekim ayındaki toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi'ne artı destek vererek bu planı geçirmiştir. Geçirdik, inkar etmiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi hayır demiştir. Onların ayrı bir stratejisi vardır. Onlar bu plana usul bakımından karşı çıkıyorlar. Biz büyük şehir olacağız. Büyük şehir olduğumuzda planı biz yaparız diyorlar. Böyle bir stratejiyle arkadaşlarımız gidiyor. Gidebilirler, ben bir şey demiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir plan yapma düşüncesini taşıyor. Aramızdaki fark o. Biz planın yapılmasını istiyorduk ama plan askıya çıktıktan sonra Allah 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 Allah. Manisa'da herkes ayaklanmaya başladı. Tam 10.516 tane dilekçe. 10.516 tane itiraz dilekçesi geldi. Ve bana ilk gelen Nurlu Pınarlılar geldi. Dediler ya bizim mahallemiz, siz 1/5 binlik plan dediniz. Biz bunun altı 1/1000'lik planlarda doldurulacak dediniz. Bizim mahallemiz nerede? Sizin mahalleniz orada dedik. Binliklerle altı doldurulacak. Nasıl doldurulacak? Baktık Nurlupınar Mahallesi 1/5 binlik planda yemyeşil olmuş ve spor alanı olmuş. Bu ne demektir o zaman? Siz burada Nurlupınar Mahallesi'ni buraya nereye yerleştireceksiniz?
Biz bilmiyoruz. Bir böyle binlikler düşündürürüz. Nasıl? Hiçbir bilgimiz yok. Nurlu Pınar'ıma ben o zaman yetkili arkadaşlarımıza gittim, bunu ifade ettim. Dedim Nurlu Pınar Mahallesi yerinde yok. Biz bunu nasıl yapacağız? O zaman Nurlu Pınar Mahallesi'ni başka bir yere kaldıracağız veya başka bir yer vereceğiz. Bakınız, bu planın esası şudur. Eski Manisa dediğimiz bölgelerle ilgili bir düzenleme var. Revizyon planı yapılıyor. Burası nedir? Sarıhan Mahallesi, Utku Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Eski Manisa dediğimiz yerler. Burayla ilgili bazı düzenlemeler yapılmış. Bunun dışında demin sizlere saydığım Fevzi Çakmak'tan Adnan Menderes'e kadar, Adnan Menderes'ten sonra Keçiliköy ve Kayapınar'a kadar olan yerlerde 18. madde uygulaması var. Değerli arkadaşlarım, planla ilgili birkaç mevzuat var. Nedir? 1. 18. maddeyi uygulayarak bir çalışma yapabilirsiniz. İkincisi, Belediye Kanunu'nun 73. maddesine dayanarak kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi ilan ederek bir plan çalışması yapabilirsiniz. Üçüncüsü, yeni geçenlerde bu yaz ayında, Mayıs ayında çıkmış bulunan 6300 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun uyarınca çalışma yapabilirsiniz. 3 tane mevzuat var önünüzde, seçenek. Şimdi bu plana bakıyoruz biz. Dediğim mahallelerde 18. madde uygulanarak düzenleme yapılacaktır. 13 tane mahallede. Şimdi burada da iki bölüm var. 1. Daha önceden ıslah imar planı yapılmış ve yasa uyarınca düzenleme ortaklık payı kesilmiş olan bölümler. Bu mahallelerde siz yeni düzenleme yaparken 18. maddeye göre bir santim dahi yer kesemezsiniz. Birinci bölüm bu. Bu mahalleler. İkinci bölüm bu mahallelerin alt kısımda, yani çevre yolunun altında Mareşal Fevzi Çakmak'tan tutun ta Akpınar'ın altına kadar olan güzergah üzerinde, Barbaros, işte Kuşlu Başları'nın bulunduğu alanlarda ilave imar planı çalışması yapabilirsiniz. İkinci yapılan budur. Üçüncüsü de kentin değişik yerlerinde düzenleme yapılıyor. Planın mantığı bu. Şimdi biz bunu artık askıya çıktıktan sonra nasıl temin edebiliriz? Sayın Başkanım'ın anlayışı şu. Plan gizlidir, plan bendedir. İsteyen gelir benim odamda bakar, inceler. Ama ben planı hiç kimseye vermem. Anlayışıdır. Bu anlayışı devam ettirmiştir. Ama biz bu plana omuz veren bir siyasi partiyiz. Bunun dışında bir bilgilenmemiz olmamıştır, olmamaktadır. Yeterli bilgiye, yeterli donanıma sahip değiliz. Peki şimdi bu bilgilere sahip olmadıktan sonra bu plan çalışması nasıl olacak? Şimdi 18. maddeyle ilgili uygulama yapılacak olan mahallelere bir baktık. Gittik. Vatandaşlar geldi. Bu plan yapılırken meskun alanlar dikkate alınmamış. 3 tane örnek harita mühendislerine yaptırdık. Okuyorum. Barbaros Mahallesi'nde 1609 tane parsel var toplam. Bunun 798 tanesi sosyal donatı alanlarına gider. Yani oran aşağı yukarı %50. Diğer bir çalışma. Sipil Mahallesi'nde 448 tane parsel var. 240 tanesi sosyal donatı alanlarına gidiyor. Diğer bir çalışma Fevzi Çakmak Mahallesi. 1354 tane parsel var. 649 tanesi sosyal donatı alanına gidiyor. Şimdi insanların evleri sosyal donatı alanında kalmış. Biz bunları şimdi görüyoruz. Ne zaman? Bunu artık itirazları incelemeye başladığımızda. Şimdi bütün yurttaşlarımız yıllardan beri para biriktirerek emekleriyle edinmiş oldukları mülklerinin yapılan 5000'lik planda sosyal donatı alanında, yani yeşil alanda, sağlık alanında, okul alanında, değişik alanlarda kaldığını görüyorlar.
Peki siz bunlara ne getiriyorsunuz? Altını biz bilmiyoruz. Altı. Neden? Binlik planlarda şey yapacağız. Artık itirazlar başladıktan sonra binliklerle ilgili bilgiler dökülmeye başladı. Ne dendi? Biz dediler, sizi bulunduğunuz yerden başka yere vermeyeceğiz, evinizden çıkmayacağız. Doğrudur. Başkan her zaman diyor, ben Cengiz Ergin sözü veriyorum size, çıkmayacaksınız. Evet, çıkmayacaksınız. Ne zamana kadar? Sizin yeni düzenlemeyle bulunduğunuz evlerde, alanlarda oturabilirsiniz. Sizin bundan sonra imarla ilgili hakkınız falan adadadır. Filan bir ada bazında düzenleme yapılıyor. 10 tane, 15 tane, 20 tane bu değişebilir. Bu kadar parsel sahibi o adada imar hakkı sahibi oluyorlar. Oturdukları evler, o evler siz oturabiliriz. Ne zamana kadar? Bir irade gelip, burası yeşil alandır, ben burasını hadi bakalım yeşil alan yapıyorum dediği zaman. Veyahut da siz evinizi buradan çıkıp bir şey yapacağınız zaman veya okul alanı olduğunda yine irade gelip hadi ben burasını okul yapıyorum dediğin an siz neyle karşı karşıya kalacaksınız? Sizin karşı karşıya kalacağınız husus orasının enkaz bedelini size takdir ederler. Enkaz bedelini alırsınız. Siz oradan çıkmak durumundasınız. Çünkü yeriniz öbür tarafta. Siz artık 20 kişi, 15 kişi, 10 kişi bir arada bekleyeceksiniz, anlaşacaksınız. Burada bir yapılanma yapacaksınız. Bu da bir yöntemdir. Ama ucu açık. Sayın Başkan ne diyor? Sizi hiç çıkaran yok, istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Peki bu giden adada ne zaman olacak? Yani bir hemen bir kentsel dönüşüm mü var? Veya afetle ilgili bir dönüşüm mü var da hemen bir şey var? 20 sene oturabilirsiniz diyor. 20 sene sonra bir araya gelip yapabilirsiniz. Kim yapacak bunu? Bir irade var mı? Bir ekonomik güç var mı? Tek güç müteahhit. Şimdi çözüm bu. Çözüm bu olunca vatandaşlar itiraz ettiler. Biz de bu gerçekleri gördük. Bu gerçekleri görünce insanların yok sayılarak bir planın yapıldığı anlayışını gördük. Burada biz bunu ancak yaşayarak gördük. Neden? Bu 18. maddenin uygulanacağı meskun alanlarda bu şekilde plan yapılmaması lazımmış. Bu gerçeği anladık. İnsanların oturdukları yere daha saygılı, insan odaklıları, insanları bulunduğu yerde iskan eden bir plana ihtiyaç varmış. Bu gerçeği anladık. Şimdi ne oldu? İtirazlar çoğalınca Sayın Başkan işte İmar Komisyonu'na gönderildi. İmar Komisyonu'na ne diyor İmar Komisyonu mazbatasında? Turgut Özal Mahallesi hariç bu saydığım bütün mahalleler 11 tane. 2 tane de şeyde Keçiliköy ve Kayalı Pınar Köyü 13 tane köyde siz madem istemiyorsunuz ben uygulamıyorum eskiye dönüş yapıyorum. Planın bununla ilgili düzenlemeleri gitti. İçi boşaldı. Bakın 13 mahalleyle ilgili içi boşaldı. Siz çarşıda bu mahallelerde düzenleme yaptınız. İtirazlar geldi. Nerede? Mesir Camii'nin, Sultan Camii'nin bulunduğu yerde bir meydan düzenlemesi yapacaktınız. İnsanlar itiraz edince burasını da aldınız, geriye çektiniz. 8 adada otopark yapacaktınız. Bunun 6 tanesini geriye çektiniz. 2 tanesi kaldı. Biri subay lojmanlarının bulunduğu yer. Zaten oraya bir otopark yapılacak. Bir de istasyonda yine kamusal bir alan. İtirazlar geldi. Geçen belediye döneminde sanayi bölgesinde belediyenin ihaleyle satışa çıkarmış olduğu yerler vatandaş tarafından alındı. Siz yeni planda oralarını yeşil alan yaptınız. O itirazları da kabul ettiniz. O bölgede de yapmış olduğunuz planın içi boşaldı. Neresi kaldı? Efendim, Laleli ve Mesir Mahallesi'nde uygulamayla ilgili. Orada doğru dürüst bir şeyiniz yok. Zaman içinde zaten plan çalışmalarıyla bunları halledebilirsiniz. Bunun dışında şeyle ilgili, ilave imar planıyla ilgili kısımlarda itirazları reddedip burada bir çalışma yapalım dendi. Ama bu plan yapılırken
herkesin dikkatini çekmesi gereken bir hususu sizlere belirtmek istiyorum. Cediz Köprüsü'nden Guva-i Milliye Anıtı'na kadar olan bir ana caddemiz var. Bu ana cadde Mimar Sinan Bulvarı. Bu Mimar Sinan Bulvarı'nın adına ben Red Street, Kırmızı Cadde diyorum. Bu cadde ticari alanların olduğu bölgedir. Bu bölgede Sümerbank vardır. Bu bölgede AVM'lerin bulunduğu alanlar vardır. Ta Kuvay Milliyeti Anıtı'na kadar olan yerler vardır. Buralarda yeni ticari bölgeler tespit edilmiştir. Bunun dışında yine istasyonun oradan ileriye Gediz Köprüsü'ne kadar gidince orada stadyumdan sonraki bütün depolama alanları ticari alan olmuştur. Bunun dışında Turgut Özal Mahallesi'nin bulunduğu yerlerdeki bildiğimiz mermerciler sitesi, kömürciler, o taraflardaki bir sürü alanlarda toptan ticaret alanı olmuştur. Vatandaşlar itiraz ediyor. Siz mahallelerdeki planı geriye çekiyorsunuz. Siz merkezdeki planı geriye çekiyorsunuz. Kalan kırmızı cadde kalıyor. Yani biz Manisa'daki revizyon ve imar planını o cadde içi mi yaptık? Bu soruyu bunu soruyorum. İkincisi, ilave imar planının yapılmasına karşı değiliz. İlave imar planının gerçekten yapılması lazım. İhtiyacımız da vardır. İnsanlar da bunu bekliyor. Biz zaten plana evet derken o insanların ihtiyacını da görerek evet dedik. Bu plan yapılabilir. Buna mani bir şey yok. Ama planın içi boşalmıştır. İçi boşalmış, bir plan yapacağınız zaman imar yasası var, bir imar planı yapılmasına ilişkin yasa ve yönetmelikler var. Bunlara göre sosyal donatı alanları yaratacaksınız. Bunlarla ilgili vatandaşların itirazlarının yanında Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile İzmir Şehir Plancıları Odası'nın itirazları da var. Onlar da itiraz ettiler ve teknik olarak böyle bir planın doğru olmadığını söylediler. Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir öz eleştiri yaptık. Bu planın yurttaşın yararına olmadığı kanaatine vardık. Önceden vermiş olduğumuz destek belliydi, altını göremiyorduk. Ama altını şimdi görmeye başladık. Nasıl görmeye başladık? Sayın Başkan yeni anlatmaya başladı. Nurlupınar Mahallesi'ni nereye yerleştireceksiniz dediğimizde, işte Turgut Özal Mahallesi'nde yeni bir alan yaratılmış derken, şimdi yanında oradaki spor alanını boşaltıp, ya Nurlupınar'ı buraya taşıyabiliriz diye şimdi bir öneri getiriliyor. Bunu bize niye söylemiyorsunuz önceden? Yani bu 5000'lik planlar yapılırken niye bizi 1000'liklerle ilgili bilgilendirmiyorsunuz? Niye siz bunları yaparken falan yere şimdi gidiyorsunuz? İşte efendim bu Fatih Cumhuriyet Yeni Mahalle Hafsa Sultan'da bir plan çalışması yapıyorsunuz ve orada diyorsunuz ki bakın daha bize gelmedi, bu gündem maddelerinde o da var. Bizim daha hiçbir bilgimiz yok, bir belge gelmedi ama vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Size 3 emsal vereceğiz. 100 metre yeriniz varsa 300 metre. Müteahhide verirseniz %35 de vereceğiz. 105 metrelik imar hakkınız falan adada. Arkadaşlar böyle imar planı yapılmaz. Yani biz bir arada olarak yapılabilecek bir imar planını yapmayı beceremedik. Onun için biz öz eleştiri yaptık ve ondan sonra bu planla ilgili görüşümüz bu planın içinin boş olmuş olduğu, imar planı ve imar planı yapma yönetmeliklerine aykırı bir duruma geldiği nedeniyle onun iptal edilmesi gerektiği düşüncesini ifade ettik. Bununla ilgili önergemizi de verdik. Şimdi bir hususu burada açıkça samimi olarak konuşalım. Başladı taktikler, siyasi taktikler. Değerli başkanım, değerli arkadaşlarım, değerli yurttaşlar. Bir plan yapıyoruz, insanların çoğu karşı, bir kısmı şöyle böyle evet diyor ve biz burada hala taktiklerle önergeniriz, oylanır, oylanmaz, komisyona gider, bu tür şeyler yapıyoruz. Şimdi geçen hafta, geçen mecliste biz verdik önerge. Ne dedik? Bakın inceliğini size anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki, biz bu planın doğru olmadığını,
toptan iptali gerekebileceği düşüncesini de taşıyoruz. Önergemizi veriyoruz. Bunu 42. madde olarak geçen mecliste itirazlarla ilgili maddeyle beraber görüşelim dedik. Ama kalkıp burada sayın arkadaşlarımızdan bir tanesi bir önerge verdi. Bunlar ayrı ayrı görüşülmesi gerekir dedi. Önerge planla ilgili itirazların komisyona gönderilmesi. Bizim önergemizle beraber gönderip oraya gidebilirdi. Niye göndermediniz? Ayırdılar. Neden? Taktik. Şimdi ille plan bir şekilde iptal edilmesin deniyor. İptal edilir, edilmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüzü ifade ediyoruz. Ben yurttaş olarak görüşümü ifade ediyorum. Böyle plan yapılmaz. Siyasi grupsak, eğer omuz verdiysek, verdiğimiz omuzun karşılığını isteriz. O da samimiyettir, bilgilendirme. Bu yoktur bizde. Ben siyaseten riske girdim. Girdim. Bunu da bütün kamuoyunda huzurunuzda ifade ediyorum. Ama işin doğrusu şimdi ortaya çıkmıştır. Şimdi kalkıp siz diyorsunuz ki önergeyi verdiniz. İşte efendim belediye yasasının bilmem kaçıncı maddesine göre bu önerge komisyona gidecek. Sayın Başkan, gündemimizde bir tane madde var. 18. madde. Ne diyor bu 18. madde? İtirazların incelenmesi meselesi. İtirazların incelenmesi meselesi, evet hayrı bir gündem maddesi olarak koymuşsunuz. Siz buraya gelmiş. Bu konu komisyona gitmiş. Biz size yeni bir şey ifade etmiyoruz. Biz size, bizim verdiğimiz şey bir değişiklik önergesidir. Bu değişiklik önergesini siz şimdi diğer önergenin yanında yok sayıp komisyona gönderemezsiniz. Öyle bir şey olabilir mi? Ne olacak benim komisyona gidecekmiş benim önergem? Siz diyorsunuz ki bu itirazları inceleyelim, kabul edelim veya reddedelim. Biz de diyoruz ki sen bunu inceleyeceksin ama bu incelemenin boyutu bunun tüpten iptaline gerektir. İşte bu bununla ilgili önergedir, bunun değişikliğidir. Bunun komisyona gitmesi diye bir şey yok. Zatenizin yorumudur. Sizlere destek veren bazı hukukçu arkadaşlarımızın yorumudur. Ben buna bir şey demeyeceğim. Bunun dışında teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunum yaptınız. Bizim düşüncelerimizi de dinlemeyen yurttaşlarımız bir daha dinlemiş oldu. Bizleri bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha tanımış oldular. Şimdi şehir plansız kalır diyorsunuz. Şehir plansız kalır. Nasıl plansız kalır? Siz yeni plan yapmışsınız. Bu planı iptal edirsiniz. Plansız kalır. Önergeye dikkatli okuyalım. Önergede ne diyor? Siz yeni bir idari tasarrufta bulunuyorsunuz. Meclis olarak idari tasarrufta bulunuyorsunuz. Bir planı nasıl siz kabul ediyorsunuz? İptal de edebilirsiniz. Siz ondan sonra aradaki boşluğu doldurmak için eski planın, yürürlükte olan planın yürürlüğünün devamı yönünde de karar alıyorsunuz. Şimdi bakın Manisa'da bir boşluk var. Herkes bunu bekliyor. Bu uzun zamandan beri revizyon imar planına atıldı her şey. Bekleniyor. Şimdi bir de hüküm kondu. Plan notlarında var, lejantta var. Deniyor ki 1/1000'lik planlar yapılıp kabul edilinceye kadar bu plan geçerlidir. Yani biz bekleyecek şimdi 8 etapta yapılması gereken 1000'lik planlar var. Şimdi o 8 etap bu durumda kaldı mı onu da tabii tekrar tartışmak lazım. Siz şimdi hukukçu olarak nasıl? Hukukçu olarak siz söyleyin. Söylüyorum nasıl? Ben işte anlatıyorum zaten. Bu herkes aydınlansın yok, diye şey yapıyor. Şimdi 8 etabı nasıl getireceksiniz? Çünkü bu imar komisyonundaki gelen sizin mazbatada görüyoruz. Şeyi çekmişsiniz. Mahalleler çekilmiş. Çoğu şeyler çekilmiş. Yani orada uygulamayı nasıl olacaksınız? Çoğu gitmiş. İçi boşalmış planın. Ve binlik planlar yapılıp gelinceye kadar Manisa'da İmar açısından bir tıkanıklık söz konusudur. Bunun açılması lazım. Bunun yöntemi şudur. Bunun yöntemi siz planı iptal edeceksiniz, eskinin yürürlüğünü sağlayacaksınız. Aradaki boşluk kapanacak. Şimdi ne olması lazım? Yani bu plan toptan iptal edilmemeli mi noktasına geldi. Yani şimdi çok hassas davranılıyor. İlle bu plan aman iptal edilmesin. İptal edilmediği takdirde bu planın içi boş. Şimdi çok sayıda yurttaş bunu dava konusu da yapacaktır.
bu iş yargıya taşınacaktır. Bunun dışında sizin yapmanız gereken şey, bunu dediğimiz tarzda iptal ettiğimiz takdirde aradaki boşluk kalkacak. Biz size demiyoruz, bir plan çalışması kararını almışız. Şimdi şu da var, yani bir plan geldi, kabul edildi, bu hazırlanan plan mutlaka kabul edilecek diye bir şey yok. Ne demiş yasa? Gelecek, meclis öncelikle bir bakacak. Arkasından askı süreci koymuş. Askı süreci sonunda bir de itirazların değerlendirilmesi demiş. Daha süreç devam ediyor. Siz o zaman aksi mantıklı olursa plan kati surette iptal edilemez gibi bir sonuca gidersiniz. Biz böyle bir sonuca katılmıyoruz. Şimdi Sayın Başkan değişik örnekler verdiniz. Sayın Başbakan'ın kentsel dönüşüm başlığı altında, tabii o kentsel dönüşüm lafını şeyler yazıyor, televizyoncular yazıyor. Aslında onun adı 6306 sayılı kanunla ilgili afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanundur. Bu kanun Türkiye'de her tarafta uygulanacak arkadaşlar. O zamanı gelince uygulanır. 75-80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde hemen bir sene içinde, iki sene içinde bütün Türkiye'nin binalarının elden geçirilip hadi yarın senin binanı yıkıyoruz tarzındaki bir anlayış yok o. O Sayın Başbakan'ın belki seçim meydanlarında, miting meydanlarında kendi tanıtımıyla ilgili, sunumuyla ilgili bir düşüncedir. Ben tekrar söylüyorum. Bir, imar kanunu var, belediye kanunu var. İmar kanunu 18. maddesi çerçevesinde düzenleme yapabilirsiniz. İkincisi, belediye yasasının 73. maddesi gereğince kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi ilan ederek düzenleme yapabilirsiniz. Üçüncüsü de 6306 sayılı afet riski altındaki yasayla ilgili değerlendirme yapıp bir çalışma yapabilirsiniz. Durum bu. Şimdi bu durum karşısında biz kalkıp şimdi bu önerge oylansın, yok usulüne uygun, usul tartışmasıyla yapmayalım. Bakın bütün vatandaşlarımız burada. Şimdi diyeceksiniz ki, birazdan belki tartışacağız, bilmiyorum yani. Efendim sizin önergenizi ben başkan olarak yetkimi kullanıyorum, komisyona gitsin gitmesin biçimde oyluyorum. Biz karşı çıkacağız. Bu kaostur. Şimdi bir olay var, bir olay arkadaşlar. Bunu açık ve net burada hemen koyalım. Bir plan yapılmış. Bu planla ilgili itirazlar incelenecek. Bir, itirazların incelenmesini isteyen bir anlayış var. İkincisi, biz bu planla ilgili komisyon mazbatasını da gördük, itirazları da gördük. Bu planın altı boşalmış, itirazların tamamının aşağı yukarı kabul edilmesi gerekir. Bu plan toptan iptal edilmesi gerekir diyen bir anlayış. Bu iki anlayış. Bunu burada halletmemiz lazım. Ama siz şimdi kalkıp eğer bu vatandaşları usul tartışmalarıyla ben senin işte efendim şeyini komisyona gönderim. Öbür madde geldiğinde ben de buradaki çoğunluğa bakarak senin itirazdan incelenmesinin hepsini komisyona iade ederim oluşmamıştır diye. Var mı böyle bir şey arkadaşlar ya? Rica ediyorum. İşin doğrusunu bulalım. Sağduyu mantığını bulalım. Biz bunu şey yaptık. Sayın Başkan, sizleri bir açıdan tebrik ediyorum. Propagandayı çok güzel yapıyorsunuz. Bunda başarılısınız. Televizyonda kullanıyorsunuz, basını da kullanıyorsunuz. Canlı yayına defalarca televizyonda çıktınız, hepsini defalarca verdiniz. Ben bir defa çıktım fakat onu tekrar dahi vermediler, bir daha vermediler. Bize kapalı. Bunun dışında basında istediği şekilde çıkıyor. Ben basına bir şey demiyorum ama Sayın Ömer Faruk Çelik arkadaşımın dediği gibi Manisa basını lütfen töhmet altında bırakmayalım. O söylenmiş sözü ben bir sürçülisan olarak kabul ediyorum. O sözün geri alınması gerekir. Basınımız saygı değerdir. Ben basınımızdaki bütün arkadaşları hepsini seviyorum. Onların böyle bir söyleme muhatap olmamaları gerektiğini ve layık olmadıklarını düşünüyorum. Bunu belirtiyorum. Bunun dışında CHP ilçe başkanıyla gitti. İşte efendim rant. Şimdi arkadaşlar rant meselesi biz vatandaşın menfaatinin olmasını istiyoruz. Çabamız o. Bu bölgede tarlamız yok, takkamız yok, hiçbir şeyimiz yok. ama
bir cadde üzerindeki rantı sizlere ifade etmek istiyorum. Bu cadde üzerinde geçmiş dönemde verilmiş aşağı yukarı 15 veya 25 tane önerge var arkadaşlar. 25 tane önerge var. Burada herkes diyor ki bizim buradaki ticari durumumuzu, ticari alanlarla ilgili düzenleme yapın, 2,5 emsal verin. Bu bölgede Sümerbank da var. Biz geçen planda çekince koyduk, özelleştirme idaresinin koşulları neyse o kalsın dedik. O şekilde plan geçti. Hemen bir örnek, sadece çekici örnek olduğu için söylüyorum. Siz bu cadde üzerinde emsallerle, binliklerle tabii hep değerlendirilecek. Sümerbank'ın emsali şu anda özelleştirme idaresine göre 1,5. Siz buraya bir emsal ilave ettiğinizde tam 90.500 metrekare inşaat alanı, imar alanı hediye edeceksiniz. Sadece bu kadarını belirtmek istiyorum. Bu caddeyle ilgili açık ve net, lokal sorunlarla ilgili her şeyi getirin, oturalım, konuşalım, tartışalım ve çözelim. Bu caddeyle ilgili düşünceniz neyse ayrı getirin, herkes düşüncesini söylesin, o onunla ilgili de değerlendirmeyi. Ama bizim düşüncemiz, bu planın içi boşalmıştır, bu planın sadece kırmızı caddesi kalmıştır. Eğer kırmızı cadde için bir plan yapılıyorsa biz burada yokuz. Ben bunun dışında bir hususu daha ilave etmek istiyorum. Planla ilgili işte herkes ilgilendi. Destek arıyoruz, arıyoruz. Hiçbir yerden destek çıkmadı. Destek, işte odalar, TUMOP belli. İtiraz dilekçesi, şehir plancıları destek, onlar itiraz ediyor. İnsanlar bekliyorlar. Bir tek Manisa Barosu'ndan destek var. Manisa Barosu'nun Sayın Başkanı kurumsal olarak destek verebilir. Ama eğer kurumsal olarak destek veriliyorsa o kişinin o bölgelerde hiçbir arsasının olmaması lazım. Eğer sizin o cadde üzerinde arsalarınız varsa, kırmızı cadde üzerinde yerleriniz varsa sizin bu desteğinizin altı boştur. İmar planı düşüncenize o zaman uygun değildir. Daha fazla şey söylemek istemiyorum. Ben bunu sağduyuyla çözelim diyorum. Bu önergeler verildi. Önergemizin bize göre görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu giderilsin. Hemen şunu söylüyorum. Bu planı bütününü iptal edelim. İptal edildikten sonra plancılar burada çalışmasına devam etsin. Bu ilave imar planıyla ilgili kısımlarla ilgili çalışmalarını götürsün. Manisa'nın imarsız alanları ortadan kalksın. Hepinizi ve bütün Manisalı hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Anlattım. Hepsi geriye çekildi çünkü. Peki, teşekkür ederim. Konuşmalara geçtikten sonra söz almak isteyenleri tabii ki alacağız. Buyurun Ömer Bey. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli daire müdürlerim, çok değerli Manisa'mızın güzide basını, çok değerli Manisalı hemşerilerim, hepinizin yeni yılını kutluyorum ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Manisalılar, bu tarihi gecede ben de bağımsızlar adına birkaç kelime konuşmak istiyorum. Bu 5000'lik planlar yapılırken katılımcı ve demokratik olmalıydı. Fakat bu planlar yapılırken AK Parti ve CHP üyeleri çok şanslı. Fakat onlar gerçekten çok şanslı. Onları her toplantıya, mimarlarla yapılan toplantıya çağırdılar. Fakat bizleri hiçbir şeye, sadece mahalle meclis toplantılarına en son 2 günde çağırdılar. Biz mahalle toplantılarına çağrılmadığımız için de
çağrıldığımız için de bunlarla hakkında pek fazla bir şey de bilmiyoruz. Bir plana eğer 500 kişi itiraz ediyorsa bu plan şüphelidir. Fakat Manisa'da bu plana 11 bin kişi itiraz etmiştir. Bu plan külliyen yanlıştır. Bu 5 binlik planlarda eğer geçerse bu binlik planlarda noktası ve virgülü dahi değiştirilemez. Biz bu plan yapılsın derken hakkaniyetli bir plan istedik. Fakat hakkaniyetli bir plan yapılmadı. Bütün Manisa bizi arıyor. Bu plana Allah aşkına ret verin diyor. Biz de bu yüzden bu plana Manisa halkı adına ret veriyoruz. Planın yeniden gözden geçirilmesini ve yeniden yapılmasını temenni ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli daire müdürlerim, salonumuzu dolduran çok kıymetli Manisalılar, hemşerilerim, çok kıymetli basınımız ve televizyondan bizi izleyen değerli hemşerilerim, hepinizin yeni yılını kutlar, saygılar, sevgiler sunarım Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına. Bu meclisinde hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Şimdi sondan başa doğru gidiyorum. Sırayla cevap vermek isterim. İmar Komisyonu Başkanı olarak. Manisa'nın bir plana ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Bence vardır. Buradaki herkes de Manisa'nın plana ihtiyacı olduğunu adı gibi biliyor. Manisa'nın plana ihtiyacı vardır. Ne zamandan beri bu söz konusu alana kim, hangi başkan plan yapma cesaretini göstermiştir? Manisalı bunu da biliyor. O kahverengi alan imar ıslah planlarıyla yapılmış plan uygulamasıdır. Bütün dilekçelerde hepsi aşağı yukarı oradan gelmiştir. Ve vatandaş orada şunu istemektedir. Bizi yerimizde koruyun, yerimizde biz yükselebiliyorsak yükselelim, yerimizde bizim ihtiyacımızı karşılıyorsanız karşılayın, karşılayamıyorsanız biz yerimizde aynı kalalım diyor düşüncesindeyim. Verilen itiraz dilekçelerinde ben bunu anlıyorum. Planın içi boşaltılmıştır deniyor. Çünkü o kahverengi yerlere biz itirazlarını kabul ettik vatandaşların. Neden kabul ettik? Çünkü biz bu dört mahalle vardı. Avza Sultan, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle'de bir çalışma yaptık. Bu çalışmada birçok parseli birleştirdik. Bu parseller birleştiğinde çok katlı işte binalar yapıyorlardı. Bunları biz vatandaşlara anlattık. Burada da buna benzer bir artış düşünmüştük. Fakat bu artışlarda vatandaş yerinden olmak istemedi. Bu plana hazır değil. Buraya da müteahhitler de girmesi söz konusu değil. Yani Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle gibi bir çekiciliği yok, bir sıkışmışlığı yok söz konusu alandır. Burada vatandaş biz planları geriye dönüşü kabul ederken ama oraya önerilen yoğunluğu kaldırmadık. İmar Komisyonu mazbatasında oraya kaç kişi bölü hektar yazılıyorsa onları bıraktık başkanım. Komisyon mazbatımızda böyle. Yani onların ileride bir plan istemeleri halinde önerilen bu plan neticesinde kaç katlı olabilecekse o yoğunluğu şimdiden onlara bu mazbatala verdik başkanım. Buradakiler bilsin, vatandaşlarımız da bilsin. Bu planın o sarı bölümü olan kaç hektara tekabül ediyor? Plancımız bize onu söyleyebilir mi? O kadar alana biz imar planı, yeni imar planı uygulaması getiriyoruz. Sessiz olun lütfen, dinleyin. O sarı alan, dikkat ettiyseniz o kahverengi alanın aşağı yukarı iki misli. Burada görünmüyor, orada fuar alanı denen ticari bir merkez daha var. 1/100 binliklerde fuar alanıydı. 1/100 binlik planlar iptal edildiğinde biz ona dayanarak gene orayı fuar alanı ve ticari bir merkez olarak düşündük. Onu da kattığınız zaman Manisa'nın büyük bir kısmına biz imar planı getiriyoruz. Bu vatandaşlar, biz bu planı getirmezsek burası
seçime kadar seçim yatırımı nasıl olsa yapılacaktır diye birçok kaçak yapılaşma burada baş gösterecektir. Sonra bu kahverengi mahallenin içerisi gibi orayı da çözmek zorunda kalacağız. Onun için şu anda biz oraya plan getirdiğimizde, orada yapılaşmalar başladığında bu kahverengi mahallelerde bize plan yapın diye gelecekler. Geldiklerinde de şu anda bu mazbatala vermiş olduğumuz yoğunluğu kullanarak gelecekler. Şu anda biz orayı da belli bir şekilde çözmüş oluyoruz. Planda içi boşalmıştır diyor. O dört mahalle söz konusu dört mahalle bence planın göbeği. Artı kentsel dönüşümle ilgili başbakanın konuşmalarını dinledik ama arkadaşlarımız yanlış anladı. Biz başbakanın yöntemini söyledik. Biz burada önerdiğimiz dönüşüm vatandaşın kendi isteğiyle dönüşümdü. Biz vatandaş bu dönüşümü kendisi gerçekleştirsin istedik. Bizim düşüncemiz bu. Herkes de bunu böyle bilsin. 1/5000'lik de 1/1000'likler doldurulacak deniyor. 1/1000'liklerde ilgili çalışma daha geçmedik çünkü. 1/1000'liklerde ona göre bir çalışmalar yapılacak. Bu plan bir kere kabul olacak ki 1/1000'likte düşündüğümüz değişiklikler varsa o değişikliklerle birlikte 1/5000'in o değişecek kısmı aynı anda meclise gelir. O da değişir. Bunun değiştirmenin şekilleri de vardır. Yani anayasa her zaman değişebilir. Geçebilir miyim? Heyecan yapmaya gerek yok Mehmet. Sakin ol. Sayın Başkanım, plan sırala yapılıyor. Yani ilk önce 1/5000'likler, arkasından 1/1000'likler. Şimdi biz 1/5000'likleri itiraz edip kabul etmediğimizde sizin binliğiniz yok zaten. 5000'likle bir önceki tüm planları kaldırmış oluyorsunuz. Sizin binlikleriniz bir önceki 5000'liğe ait binlikler. Bir önceki 5000'liği kabul edebilmeniz için İller Bankası'nın yaptırmış olduğu ihale sonucunda oluşan bir 5000'lik orası, o ıslak imzasını nereden bulacaksınız? Bunlar yani açıp okumak lazım, bilmek lazım diye söylüyorum. Yani Manisa plansız kalır mı? Kalır. Şimdi birçok şeyi de böyle yazdım ama bu AK Parti grubu şöyle diyor, bizim planımız büyük şehirle yapılsın. Büyükşehir geldiğinde bu dönüşümü yapalım. Yani 5000'liği yapalım, arkasından 1000'liği yapalım diyorlar. 1,5 yıl geçecek. Büyükşehir belediyeleri kendi içinde, ilçe belediyeleri kendi içinde ayrılacak. Büyükşehir belediyesi yapılanması yapacak. Arkasından 2-2,5 sene gibi geçecek. Aşağı yukarı 4 sene. 4 sene oradaki sarı alandaki imar planı bekleyen vatandaşlarımız bekleyecek. Bu bir. İkincisi, kahverengi alanı içerisinde biz yapılaşma şartını gene getiriyoruz. Yani o eski plan birimlerinde ne kadarsa 2 kat yapabiliyorsa gene 2 katı yapabiliyor. Oradaki 2 katını yapacak vatandaşlarımız da biz şu anda durdurmuş oluyoruz. Yani bu iptal edildiyse arkadan bir hukuksal süreci var. Bunun şehir plancısı arkasından bize açıklasın. Arkasından bir de şu var başkanım. Bu dilekçelerle ilgili 10.500 tane imza deniyor. 10.500 tane imzayı biz incelediğimizde 6.000 küsur tane dilekçemiz var. Aşağı yukarı 6.973 dilekçe. 6.973 dilekçe, bazı dilekçeler mükerrer yazılmış, bazı dilekçelerde birçok isim imza var. Ama konularına göre, sınıflandırmasına göre, başvuru sırasına göre koyduğumuzda 6.700 dilekçe var. Yani 10.500 vatandaş bana göre şişirilmiş bir rakamdır. Bunu da
dilekçelerden görüyoruz. İnce, esasında bir düzgün incelense bu sayı daha da aşağı düşer diye düşünüyorum. Ama bu kahverengi alanın içerisindeki en fazla dilekçe de oradan gelmektedir. Müdahale olursanız meclis salonunun dışına çıkarırım. Şahsi bağırmalarla meclis yönetilmez burada. Başkanım, özel önlemlerle ilgili plan daha, yani Red Street dediği Hüseyin Erkenci Bey'in plan daha önceden, çok önceden Adil Aygül zamanında alındı. Buraya belli bir yapılaşmalar oldu. Bu yapılaşmaların şu anda boş alanlarda da vatandaşın bize aşağı yukarı bir önceki dönemde, yani 2 yıldır veya 3 yıldır başvurular oldu. Buradaki yoğunluğu artırılmasını istediler. Aşağı yukarı 22-23 tane kadar bir başvuru var. Buranın zaten ticari alan muhteviyatı var. Yani biz 1/5 binlik de buralara rant getirmedik. Burada zaten bunlar, bu önlemler bölgesi vardı. Ha 1/1000'likler hazırlarsa, biz burada 2,5 yaparsak, 3 yaparsak, 4 yaparsak biz buralara bir değer getirmiş oluruz. Onu hep beraber de oturup karar vereceğiz bunu komisyonda. Eğer bunu getirelim mi, getirilmiyor mu diye. Bizim kimsenin orada bir yeri yok. Bunu da herkes böyle bilsin. O planın özel önlemler bölgesi yapılmasında emeğe geçenlerden bir tanesi de benim. Adil Aygül zamanında imar komisyonu başkanıydım ve bunu önerdim. Manisa'nın şu andaki, ileride olacak, şu anda Beyazfil Caddesi dediğimiz caddesi, ileride olacak, 2-3 yıl içerisinde olacak caddesi orasıdır. Orada insanlar sosyal, kültürel, ekonomik, işte ticaret merkezi, her türlü yapılaşmanın olabileceği, vatandaşımızın gününü geçirebileceği, değerlendirilebileceği, eğitimini alabileceği yerlerin olması gerektiğini düşünerek biz onu karar almıştık o zamanlar. Ve şu anda da filancı buraya ticaret öneriyor. Esasında ticaretle özel önlemlerin içinde hepsi aynı. Ama biz 1/1000'likte bunu hep beraber karar vereceğiz. Onlar yükselsin mi, yükselmesin mi, genişlesin mi, genişlemesin mi? Bütün grup olarak karar vereceğiz. Orada böyle bir plan var zaten. Oraya artı bir şey getirmedik. Yani sonuçta başkanım, Manisa'nın doğrusunu söylemek gerekirse bir plana ihtiyacı var. O kahverengi bölümün içerisine mutlaka bir plan yapılması gerekir. Onu çok daha öncesinden, imar ıslah planları yapılmadan önce söylediğimizde, vatandaşa gelin size burada biz imar planı yapalım. %35 kesintileriniz alındığında size ufacık parselleriniz kalacak. Bunlar bir imar parseli olsun, imar ıslah parseli olmasın. İmar ıslah parseli, imar uygulaması şeklinde dönüştü serbest nizam 2 kat şu anda. Biz de vatandaşın itirazı doğrultusunda aynısını koruduk zaten. Ama planın tümüne baktığınızda bayağı büyük bir alanın sorunlarını çözdüğümüze inanıyorum. O yeni donanım alanları çıktı. Yeni ilave imar planı çıkacak. İşte Sipil Dağ'ın eteğinde yenileştirmeler var. Birçok şeyler var. Detaylarda bunlar belki görünmeyebilir. Ama genel konu olarak ilave ettiğimiz alan, sözü edilen alanın 2 misli. Teşekkür ederim. Sağ olun Mehmet Bey.